5 yıl önce kanun değişikliğiyle Dadaşkent Beldesi ile Ilıca ilçesinin birleşmesi sonucu oluşan Aziziye ilçesine gidiyor. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kentsel dönüşüm projelerinin ilçelerinin gelişmesi açısından önemli olduğunu belirtiyor. Özellikle Ilıca Yerleşim Yer Merkezimiz bu zamana kadar birçok kentsel dönüşüm projesine ve kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleşmesine ev sahipliği yapmıştır. Geçen sene tamamlanmış olan Eski Mahalle 1. Etap kentsel dönüşüm çalışması sonrası yaklaşık 320 adet konut hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bunun yanı sıra Yeşil Mahalle'deki kentsel dönüşüm çalışması da kamulaştırması tamamlanmış ve proje aşamasına gelmiştir. Yaklaşık 890 tane konut orada hak sahipleriyle buluşacaktır. Ayrıca Eski Mahalle 2. Etap kentsel dönüşüm projemiz de çok yakın bir zamanda 18 Kasım tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş olup yine bu proje kapsamında 380 tane konut, 114 tane de iş yeri yapılacaktır. Dolayısıyla 380 tane konutumuz da hak sahipleriyle buluştuktan sonra Ilıca artık çehresini değiştirmiş, yeni yüzüyle turizm beldesi olmaya aday bir ilçe olacaktır. Bahçeli Evler Mahallesi'nde ön protokol görüşmelerini tamamladıklarında dönüşüm çalışmalarına başlayacaklarını belirten Başkan Orhan, Dadaşkent Beldesi'nde de çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguluyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları ilçemizin Dadaşkent bölgesinde de devam etmektedir. Geçtiğimiz sene Gezköy diye adlandırılan yaklaşık 300 dönümlük bölüm kamulaştırması tamamlanmış ve hak sahiplerine bütün hakları teslim edilmiştir. Erzurum'un girişinde vitrin niteliğinde olan Gezköy, inşallah bundan sonra gerçekleştireceğimiz güzel bir projeyle Erzurum'un girişine yakışır bir kentsel dönüşüme yine ev sahipliği yapacaktır. Kaplıcalarıyla ünlü ilçelerinin termal enerjiyle dikkat çektiğini ve turizmin cazibe merkezlerinden biri olarak Erzurum'un parlayan yıldızı olduklarını belirten Başkan Muhammed Cevdet Orhan, Dadaşkent Beldesi'ndeki diğer projelerinden söz ederek noktalıyor sözlerini. Dadaşkent'te 200 evler diye adlandırdığımız bölgede şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla ön protokol aşamasında olduğumuz diğer bir kentsel dönüşüm projesidir. İnşallah 200 evler bölgesi de kentsel dönüşüm projesiyle Dadaşkent'in en gözde yerinde, en güzel yerinde, güzel bir uygulama projesiyle vatandaşlarımıza bir hizmet verecektir.